Emin, yorumun ya da sorun. Benim bir sorum var. Şöyle ki biraz önce Metin Bey, daha doğrusu biraz önce değil, yayının başında bir şey, iki benim not aldığım şeyi söyledi. Bir tanesi, siyasal şiddet bir iletişim şeklidir. Şimdi bu önemli bir cümle, hepimizin de bildiği bir şey. Öbürü de sistemik siyasal şiddet. Ben biraz bunu konuşmak istiyorum, biraz açmasını istiyorum. Çünkü ben yaşadığım şeyin bir sistemik siyasal şiddet olduğunu düşünüyorum Metin Bey gibi. Bu yeni değil ve giderek arttığını, dozun arttığını görüyoruz. Siyasal şiddetin bir iletişim şekli olması da önemli bir şey. Çünkü o içinde bir mesajlar gizli. Hem bize, yani gazetecilere, muhalif gazetecilere, daha doğrusu muhalif olmayan, iktidarı alkışlayan gazeteciler için zaten böyle bir sorun ya da bir endişe söz konusu bile değil. Hem de tabii siyasetçilere, muhalif siyasetçilere dönük bir mesajlar içeriyor. O yüzden ben Metin Bey'den bu ikisini biraz açmasını, siyasal şiddet nasıl bir iletişim şeklidir ve sistemik siyasal şiddet derken şu anki süreci, ama bundan sonra da sistemik olduğuna göre bundan sonra bunun nerelere doğru gidebileceğini de biraz söyleyebilir mi? Anlatabilir mi bize? Şimdi güzel bir soru. Aslında girişten itibaren zevk alarak benim katkıda bulunduğum Kadri Bey'le olan tartışmamızı da aslında yani bu terör eylemi midir, yapısal, sistemik, siyasal şiddet midir tartışmasının da içeren bir soru. Şimdi efendim terör eylemi, terör örgütü. Burada biraz teknik olacak ama Şirin Hanım, bu bilgiyi vermek zorundayım. Şimdi terör örgüt, yani örgütsel bir şey olması lazım en başta. Bir makinanın olması lazım. Örgütsel, organize bir bütünlük, bir terör örgütü, terör eylemi olayına sokabilmemiz için. Aynen nerede olduğu gibi, PKK'da, IŞİD'de olduğu gibi ve FETÖ'de olduğu gibi. İkincisi, bir ideoloji, bir siyaset modeli ve bunu silahlı şiddetle topluma ve mevcut otoriteye dayatma, zoraki bir şekilde dayatma iradesi de olacak. Yani burada şimdi terör olabilmesi için, o zaman biraz teknik detaya girersek, o yüzden diyorum biraz soruşturma süreci, savcılığın hazırlayacağı iddianame ve mevcut şu anki saldırganlarla Selçuk Özdağ arasında, mesela Selçuk Özdağ olayından hareket edersek, bir illiyet var mı? Birbirlerini tanıyorlar mı? Kişisel bir diyalog var mı? Veya Selçuk Özdağ ne onları, hangi saikle bu eylemi yaptılar? Sorularını mutlaka savcılık kendilerine soracaklar. Ve bir organize merkezden talimat aldılar mı? Bunlar delillendirilebildi mi? Ve günün sonunda bu saldırıyı niçin yaptılar? Nasıl bir eylem olarak yaptılar? Temel motivasyon neydi? Bir ideolojik, bir siyasal model, bir topluma, devlete, otoriteye bunu dayatma çabası mı vardı? Bunlar tabii ki mahkeme sürecinde, soruşturma sürecinde ortaya çıkacak şeyler. Ama benim bahsettiğim mevzu, tam da aslında Emin Bey'in açmamızı istediği mevzu şu. Dünyada da bu genel bir olgu artık. Yani yapısal bir şiddet sorunu olarak aşırı sağ, sistemik bir şekilde dünyada, işte Trump az önce konuştuk, örneğini verdik. Avrupa'da örneklerini görüyoruz. Burada önemli olan nokta şu. Terör eylemi kadar olmasa bile içinde mafya, kriminal örgüt ve ögeler de barındıran, ama günün sonunda kokladığınız zaman siyasal mesaj veren ve için iletişim yanı da ortaya çıkıyor ve insanları belli davranış kalıplarına iten, zorlayan eylem türlerinden bahsediyoruz. Şimdi burası gri bir alan. Dünyada da bunun tartışması çok fazla var ve halen daha tanımlanabilmiş bir şey değil. Dünyada mesela Yeni Zelanda'daki, hatırlayalım, Yeni Zelanda'daki cami saldırısı, ondan sonra onun öncesinde 2013'te işte Breivik denen bir tane aşırı sağcının 73 öğrenciyi silahla öldürmesi, terör eylemi miydi değil miydi, bu evet, tarz şeyler çok tartışılıyor. Ne yazık ki Türkiye'de de benim gördüğüm kadarıyla, burada tekrar şunun altını çizmek istiyorum, o benim için temel kriter, bir iktidar, yani siyaseten, hukuken ve idari olarak devlet güvenliğini vatandaşına bir hizmet olarak sunması gereken ve bundan sorumlu olan iktidarın bu tarz paterne oturduğu gözüken ve hepimizin endişe duyduğu eylemlere yönelik takınacağı tavır.
Bu çok belirleyici. İkincisi, bu eylemleri motivasyon olarak beslediği gözlenen, direkt bir örgütsel bağlantı bilemiyoruz, bir talimat bilemiyoruz veya bir yönlendirme, azmettirme bilemiyoruz ama iktidarın küçük ortağı olan siyasi partinin takınacağı tavır, liderlerinin takınacağı tavır ve söylemleri bu siyasal şiddet dilini daha da açabilir, kapatabilir. İşte burada o zaman tekraren söylemek gerekirse iktidar sahiplerinin alacağı tavır bence çok ön plana çıkıyor. Evet. Bunu beklemek lazım. Evet. Burada da bu yeni tanımı biz ileride çok neyi konuşacağız. Evet. Sistemik bir şekilde yapılan bir yapısal siyasal şiddet türü Türkiye'de kriminalin üstünde fakat henüz teröre ulaşmamış. İnşallah ileride bunları çok da konuşmayız. Ama dediğim gibi endişeyle de takip ediyoruz süreci. Şimdi Metin Bey, örgüt şartı koydunuz. Örgüt şartı aranmaz çünkü birkaç kişi bir araya gelip terör eylemi yapabilir. Bir not düşmemiz gerekiyor dedim. Bir not düşmemiz lazım. Tartışılıyor olmasının, insanları tartışıyor olmasının bir önemi yok. Yeni Zelanda'daki camiye yapılan saldırı da Brevin katlettiği gençlere de bir terör saldırısı. Yani hani teknik olarak tabirin ne olduğunun bir önemi yok. Ama tabii ki, bu bir hukuki süreci öyle işledi zaten her ikisi de. Evet, ama yani bunların bir terör saldırısı olduğu konusunda herhalde hiçbirimizin bir şüphesi yok. Kamuoyunun da bir şüphesi yok. Sizin var mı? Bunu bir ortaya net olarak koyalım. Her iki saldırının da tartışıldığını vurgulamak istemiştim. Evet. Yoksa kesinlikle. Evet. Hepsi terör saldırısı. Peki Barış Terkoğlu bu arada bize katıldı. Barış Terkoğlu merhabalar. Hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Şimdi herkese. Barış Terkoğlu da susturulmaya çalışan gazetecilerden bir tanesiydi. Bu arada şunu bir not düşmek istiyorum. Birazdan Barış'la ayrıntılı şekilde konuşacağız. Burada işte şu anda daha önce Yeni Çağ gazetesindeki meslektaşlarımız Murat Ağırel, işte Murat İde'ye daha çok saldırı yapıldı ama Murat Ağırel de cezaevinde yattı. O da bir susturma, sindirme eylemiydi. Yine diğer, ama burada unutmayalım ki Kürt gazetecilere yıllardır sistematik olarak sindirme, susturma ve cezaevine atma uygulanıyor ve onları da unutuyor değiliz. Yani burada şimdi bazı seyircilerimiz demiş ki ya işte Karar Gazetesi'nin yazarlarına tehdit geldiği zaman, işte Yeni Çağ Gazetesi'nin yazarlarına geldiği zaman gündem oluyor da Evrensel Gazetesi'nin yazarlarına ya da Kürt gazetecilere kapatılan işte ne bileyim Özgür Gündem ya da diğer başka haber mecralarına olduğu zaman niye onları söylemiyorsunuz? Hayır, onları da söylüyoruz tabii ki. Sonuçta sistematik olarak fark etmiyor hangi görüşten olduğuna. Hoşa gitmeyen gazeteciler susturuluyor, susturulmaya devam ediliyor. Ya cezaevine konuluyor ya televizyonları kapatılıyor ya da mecraları, bu böyle. Barış, bir cümleyle bir açılış yapar mısın? Sonra reklam arasına gideceğiz ama ondan sonra devam edeceğiz. Tabii. Bu şu an 18 Ocak ve biz bir süre, birkaç saat sonra Hrant Dink'in katledilmesinin yıl dönümünde Hrant Dink'i anacağız. Ben birkaç gün sonra Uğur Mumcu'nun katledilmesinin yıl dönümünde konuşmacı olarak bulunacağım. Esasında gazetecilerin hangi fikirden olursa olsun, Musa Anter katledilen gazetecimiz, Metin Göktepe öbür tarafta, Ahmet Taner Kışlalı öbür tarafta, hangi görüşten olursa olsun bildiğimiz bir şey var. Uğur Mumcu'yu öldürenler de, Hrant Dink'i katledenler de, Ahmet Taner Kışlalı'ya bunu yapanlar da, şimdi MHP meselesine, MHP tartışmasına girerken de önden söylemiş olalım. Gazetecilerin bu fikir insanlarının bedenini hedef almaktan çok bir fikri hedef alıyorlar. Yani bir aydını ortadan kaldırarak bir fikri ortadan kaldırabileceklerini düşünüyorlar. Her şeyden önce bizim bu saldırıya ısrarla sıradan bir tür vakaya adliye, bir adli vakaymış gibi dikkat edin, saldırganlar da olayı o noktaya getirmeye çalışıyorlar. Bunlardan uzaklaştırıp bu meselenin sistematik olarak bir fikri hedef almasını öncelikle önümüze koymamız lazım. Bu birincisi. İkincisi, ya hiç uzatmaya gerek yok.